Evet çocuklar, bugün sizinle kolay, eğlenceli bir resim çalışması yapalım istedim. Bugün gördüğünüz gibi şu an ekranda çay bardağı var. Bu çay bardağıyla Nasrettin Hoca çizimi yapacağız. Evet, şaşırdınız mı? Çay bardağıyla Nasrettin Hoca nasıl olur? Bakalım şimdi. Önce boş bir kağıdımızı, resim kağıdımızı aldık. Ya da daha büyük kağıdı. Ortasına yakın kısmına çay tabağının altıyla bir daire çiziyoruz. Dairemizi çizdik. Şimdi çay tabağımızın tamamına yakın kısmını dairenin üzerine getirerek hafif sola doğru bir daire daha çiziyoruz. Ama tam daire değil, birinci çizdiğimiz dairenin üzerine eklenir şekilde bir daire daha çizdik. Şimdi bardağımızı alalım. Bardağımızın üçte biri dışarıda olacak şekilde bir daire çizdik. Sonra bardağımızın yarısına yakın kısmı dışarıda olacak şekilde ikinci kısmımızı çizdik. En son alt kısmını da bardağımızın %70'i 80 dışarıda olacak şekilde bir çember çizerek şeklimizi tamamlıyoruz. Evet, şu anda gördüğünüz iç içe geçmiş dairelerden oluşan bir şekil. Acaba bundan Nasrettin Hoca nasıl olacak diye merak ediyor olabilirsiniz. Hemen önce şuradan bir küçük çember çizerek başlayalım. Bu Nasrettin Hocamızın burnu. Sonra şöyle burnun iki tarafına iki tane göz. Şunlar da göz bebeği, göz bebeklerini boyayalım. Göz bebeğini çizdik. Sonra bir tane gülümseyen bir ağız. Evet, gülümseyen bir ağız çizdik. Çocuklar, Nasrettin hocamızı çizerken sarı kulaklarını çizelim önce, sonra sarını çizelim. Şöyle yan tarafına iki tane küçük oval kulak. Kulakların içine şöyle küçük Y harfine benzer kulak iç çizgileri. Şimdi kavuğumuzun sarığını çizelim. Yine çay tabağımızın kenarıyla şöyle sarık görüntüsü vermek için kavuğa çizgilerimizi çiziyoruz. Sarıyı tamamladık. Şu gördüğümüz ilk çizdiğimiz daire sakal, ama sakalı böyle bir düz çizdik. Bunu biraz sakal görüntüsü verelim bunlara. Şöyle sakal görüntüsü vererek sakal görüntüsü verdik. Şimdi gözlerimizin üzerine birer tane kaş çizelim. Birer tane kaş çizdik. Şimdi Nasrettin Hoca'nın gövdesini yaparken önce şuraya üzerindeki yeleğin kolları gelecek şekilde çizgilerimizi çiziyoruz. Önce şurada şöyle bir yarım çizelim. Burası hocamızın pantolonu olsun. Pantolonun geleceği kısım. Sonra hocamızın kollarını çiziyoruz. Şöyle. Şurada bir tane kol yapalım yine.
İki tane de bacak çizelim. Evet, bacak çizdik. Hocamızın eline bir tane de tespih yapalım şöyle. Tesbihin imamesini yapalım. Tesbihin füskülü. Evet, şimdi hocamızın çizimini bitirdik. Şimdi boyamasına geçelim. Evet çocuklar, şimdi boyamaya geçelim. Boyama yaparken hocamızın sarığının şu kısmını kırmızıya boyayalım. Sarığını boyadık kırmızıya. Şimdi sarığın geri kalan kısımlarını istediğimiz renge boyayabiliriz. Sarıya boyamak istiyorum. Tam sarı değil. Başka bir renk alayım. Şöyle yeşile boyayalım. Çok bastırmadan. Sarığımızı boyadık. Şimdi hocanın pantolon kısmını maviye boyayalım. Pantolon maviye boyadık. Ayakkabılarını kırmızı yapalım. Kırmızı çok güzel, iki tane pabuç yaptık. Yeleğini de kırmızıya boyayalım hocamızın. Evet, yeleğini de kırmızıya boyayalım. Yeleği de kırmızıya boyadık. Evet, yeleği de boyadıktan sonra gömleğini sarıya boyayalım. Hocamızın gömleğini sarıya boyadık. Sıra geldi düğmelerini yapmaya. Düğmelerini de yaptıktan sonra Nasrettin hocamız gitmek üzere. Burnunu da boyarsak hafiften yüzünü boyayalım. Nasrettin hocamız bitti. Çocuklar gördüğünüz gibi çay bardağıyla çay tabağından çok güzel bir Nasrettin Hoca çizimi yaptık. Hem çok eğlenceli hem de çok kolay oldu. Tespihini boyamayı unutmuşuz hocamıza. Bir kehribar sarı tespih yapalım. Yemin ucu kırıldı.
tespihimizin püsküllerini istediğimiz renge boyayabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi Nasrettin hocamız tamamlandı. Siz de çizimlerinizi yapıp gönderebilirsiniz. İyi günler.